Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri, içimizdeki sesler programındasınız. Ve biz yaşamda, ülkemizde, toplumumuzda olup biten her şeyde birçok değişiklik istiyoruz. Bu değişikliği istemek de gerçekten hakkımız. Çünkü o kadar çok şeyden bıktık ki istiyoruz ki birileri değişsin. İstiyoruz ki bir sistem değişsin. İstiyoruz ki kin kibir gitsin, sevgi gelsin yerine. İstiyoruz ki ezilenler sesini duyurabilsinler. İstiyoruz ki insanlar korkmadan, çekinmeden düşüncelerini ifade edebilsinler. İnsanlar sanat yapabilsinler. İnsanlar hayata karışabilsinler. İnsanlar yaşamı olduğu gibi yaşasınlar. İnsanlar birbirine düşman değil, dost olsunlar. İnsanlar işbirliği yapsınlar, duygularını rahatça yaşayabilsinler. Bunlar için birçok şeyin değişmesini istiyoruz ve çok yakındır. Bir şeyler gidiyor, görüyoruz. Tepeleri aşan, pılısını pırtısını toplamış bir şeyler gidiyor ve gelmekte olanı görüyoruz. Bu gelmekte olan içimize su serpecek, bu gelmekte olan hayatımızı kolaylaştıracak, hayatımızı güzelleştirecek ve yıllardır muzdarip olduğumuz kin, nefret dili bitecek, sevgi dili yeşerecek. Yunus'un dili, Mevlana'nın dili, Hacı Bektaş-ı Veli'nin dili tekrar bu topraklara hakim olacak. Bunun olması için çok kısa bir süremiz kaldı. Ve hepimiz gücümüzü seferber edeceğiz. İşte biz de yine burada türküler söylemeye devam ediyoruz. Ve bugün çok değerli konuklarım var yine. Nurdan İpek ve Ufuk Çoban bugün bizimle burada türküler söyleyecekler. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Yani, teşekkür ederim. Yani artık dost sofrasına gelmiş gibi, dost meclisine gelmiş gibi zaten hissediyoruz. Evet, artık siz bizi bırakalım. Yok, ben onu diyecektim. Senle benle artık şimdi bunları bırakalım. Türküler söyleyen dostluğumuzu çok uzun yıllar çek etmemize gerek yok. İşte bu düşünceler, hayata dair düşünceleri, ortak paylaştığımız düşünceler. Evet. Bunlar zaten bizi bir araya getiriyor. Bir de türkü söylemek üzerine. Evet. Ben de hoş buldum yani o yüzden. Evet, kesinlikle. Yine Ufuk sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki. Yani. Nurdan'la birlikte burada tozu dumana katın istiyoruz ki. İnşallah. Umarım. Ve çok yakın zamanda bu ülkede tozu dumana katacak birileri geliyor. Evet. Gerçekten İnanıyorum tozu dumana katacak birileri geliyor. Yani. Ve bunun da olması gerekiyor. Yorulduk. Evet, yorulduk. Gerçekten. Çok evet. Fazla yorulduk. Özetle yorulduk. Ve bu değişimi istemek gayet hakkımız, artık yaşamak istiyoruz. Baskı istemiyoruz. Yani evet. Ben bir evet. Kadın olarak, anne olarak, sanatçı olarak, mühendis olarak ne diyorsanız yani adına. Yani yorulduk bu baskıdan, bu ketfurmadan insana kazanmış ve gördüğümüz. Ben Kırşehir'de büyüdüm. Küçük bir şehirde büyümeme rağmen o kadar özgür büyümüştük ki şu an düşünüyorum. Geriye baktığımda inanılmaz geriye gittiğimizi görüyorum evet, bu konuda. Evet. Psikolojik geriye gittik. Belki üzerimize birebir bir gelip bir kişi baskı uygulamıyor gibi görünüyor ama değil. Evet. Toplum baskısı bizim için. Ekranlarda evet. izlediklerimiz. Bakıyorsun herkes mutsuz öyle çok, değil mi? Parası herkes olan da mutsuz. Olmayan da. Herkes geçim aynen. derdinde. Herkes umutsuz. Perişan. Umutsuz. Gerçekten perişan. Aynen. Ve kaynaklar belli yerlerde toplanılmış, çarçur edilmiş. Tabii. Gerçekten çok umutsuz. Şeye yazık edilmiş. Çünkü istikrar yok. Evet, yani sen evet. şimdi iyi yeniden toparlanma zamanı. Kesinlikle. Zaten bu bir süreçtir. Hiç kalsa Osmanlı İmparatorluğu maalesef bir süreçten sonra değil mi? Evet. Bir yükselme döneminden sonra duraklama ve bitiş dönemi. Evet. Bu siyasi partilerde de böyle ama yani gönül isterdi ki bu kadar yakıp dağıtıp evet. Yüzyıllardır olan bizim... Bitiremezler. Çünkü bu genetik bir kültürdür. Yani insanları yok etmedikçe bu kültürler kolay kolay bitmez ama biraz gerilettiler, üzdüler bizi. Evet. Bizler belki daha verimli sanatçı kuşağı olarak daha güzel şeyler üretebilecekken geride kaldık. Neden geride kaldık? Ayak uydurmamak için bu tarz şeylere zaman da bizi tabii haklı gösterdi. Kısa bir süre değil ama onu bir kayıp olarak da aslında görmüyorum. Hepimiz bir şeyler edindik. Bundan sonra doğru yürümek önemli olan. Umarım evet. gelen güzel geliyor. Bekliyoruz. Hadi bir türküyle gelsin o zaman. Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin? Vallahi genelde çok programlarda söylüyorum. Sen affetsinler bizi ama çok istendiği için, sevildiği için. Dediğim gibi ilk albüm 97'de çıkarttım. İlk albümde seslendirdiğim Minnet Eylemem'in bir de ben peki, bir kez daha söyleyeyim. Peki arkasına da bir türkü bağla. İki bağlarız, türkü bağlarız, peşine. Söyleriz. Hadi bakalım. Hadi hep beraber söyleyelim. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Ara bir fa
çaresi bilmem dile minnet eyleme. Har içinde biten gonca güle minnet eyleme. Arabi Farisi bilmem dile minnet eyleme. Surat müsteki müsre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Sıratımı sekim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derdi düştüm, herkes gider ikarına. Bugün buldum bugün yerim, Hak Kerim'dir yarına. Bir acayip derdi düştüm, herkes gider ikarına. Bugün buldum bugün yerim, Hak Kerim'dir yarına. Serci tamam yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Zerrece tamam yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem. Açığım yok, kapağım yok dünyada. Neyse ahvalim, sorsunlar beni. Bir kimseye vebalim yok dünyada. İster yüzüm ister kessinler beni. Hey dost, hey dost, hey dost, kırsınlar beni. Hey dost, hey dost, hey dost, kırsınlar beni. Akarsu'dan. Evet, Molis Akarsu'ya da bağlayarak çok güzel ettin. Ufuk, hiç gitarı indirme. Evet, devam. İki tane böyle arka arkaya senle döşeneceksin bakalım. Sendeki duygu nedir? Mikrofonu da öne alırsan. Hem yeni eserler yapmışken yeni bir albüm çıkardın. Evet hocam, İbrahim Karaca'nın sözlerini yazdığı 4 şarkı, besteler bana ait. İbrahim abiye de selam İbrahim olsun. İbrahim abiye çok vallahi selam olsun. İbrahim Karaca. Seviyoruz İbrahim Karaca'yı. Çok. Konuk olmuştu yıllar önce de bana. Yıllar önce dediğim 1-2 sene nasıl önce. Nasıl çağırabilirdik ya? Buraya evet, acayip yakışırdı. Evet, birlikte güzel bir muhabbet bizim ederdik. Evet. Çok severiz. Hepimiz yani Karadeniz'i çok seviyor İbrahim abi. Evet. Hepimizin de ortak noktasıdır evet. O. Yani benim bir 20 küsur yıldır dostumdur, çok severim. Benim evet. için bu piyasa içinde en önemli isimlerden biridir. Evet. Çok severim, hiç değişmeyen olduğu hı-hı, gibi hı-hı. adamdır yani açıkçası. Evet. O yüzden evet. de onu çok seviyoruz buradan. Selamlarımızı artık Mehmet Gümüş'e de. Evet, evet Mehmet abiye de. Selamlar iletelim. Hatta yani benim ilk 2010'da çıkan ilk solo albümümde
Gene İbrahim Karaca ve Mehmet abinin, Mehmet Gümüş'ün ortak bestesi. Hatta Nurdan abla da onu söylemişti. Ben de okumuştum. Abim 2000'de de, okudum, 10 sene sonra sen okudum. Gidersen. Sen giderken. O da sen giderken ama bende çok var sen giderken. Ne güzel. Güzel dostlarımızın gerekiyor. Çalışmaları bunlar, evet. Sözleri. Ruhumuz şey kardeş, evet. hepimiz eş ruhuyuz. Sendeyiz o zaman Ufuk. O zaman yeniden de başlayalım. Hadi peki. Bakalım. Yeniden dene, haydi yeniden, sev beni yeniden. Yeniden, yeniden dene, yine yeniden dene, haydi yeniden, sev beni yeniden. Yeniden. Yeniden sev beni yeniden, yeniden, yeniden dene, yine yeniden dene, haydi yeniden sev. Çok güzel. İbrahim Karaca değil mi? İbrahim Karaca. Güzel yazmış. Yalnız evet. Ufuk muhteşem. Çok güzel olmuş müzikte, altyapılarda. Kardeşim yeniden deneyecek hal mı kaldı bizde? Neyi deniyorsun artık biz ya? Biz ama başka deneye, şeyi deneye, şimdi. Mahsuni Şerif'in bir türküsü var. Bıktık deneye deneye. Bu hale geldik i̇şte deneye deneye hocam, diye. Aslında hocam şey demeye çalışıyoruz. Artık orayı bir bırak. Bunu i̇şte bir yeniden... Tabii. 14 Mayıs'ta dene yani. Deneyeceğiz yani. Evet, 14 Mayıs'ta, evet, 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta hayat yeniden başlıyor. Aynen tekrar öyle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Aynen öyle hocam. Evet. Peki o zaman 14 Mayıs yaklaşırken biraz daha coşalım. Bu ritmi tamam. Biraz da ben arttırayım. Deli Dumrul diye yaptığım hadi bir türkü hocam, var. Oradan yürüyelim. Hadi bakalım. Çok güzel hatırlarım. Çok güzel. Kemiğe dayandı, yürekler yandı, ha yandı.
yıllar beylere kandı. Deli dumrul, deli dumrul, işte davul, işte zurna, gel oyna çal oyna. Vicdan gerek, ne kaldı ki neyi berek, paramparça oldu yürek. Deli dumrul, deli dumrul, işte davul, işte zurna, gel oyna çal oyna. Sizin malınız, her şey tam takır halınız, bizlerden uzak kalınız. Deli dumrul, deli dumrul, işte davul, işte zurna, gel oyna çal oyna. Bir yerde duruyor, kuzular kurdu koruyor, zalimler bizi yoruyor. Deli dumrul, deli dumrul, işte davul, işte zurna, gel oyna çal oyna. Durum bu gerçekten. Deliye vurduk yani. Yoksa akıllı olduğun zaman çekmek mümkün değil yani karşında. Evet. Gerçekten insan aklıyla oynayan bir sistem var. Evet. Ya böyle bir şey, böyle yalan, bu kadar farklı bir dünya, bu kadar hayal. Hocam sen psikologsun, evet. Ben utanıyorum seninle bunları konuşurken. Olur mu canım, niye konuşmayacaksın? Senin eminim muhteşem. Yani gerçekten deli dumrul olduk. Umarım, evet, uzak dururlar bizden. Evet. Katılıyoruz. Gerçekten zor işler. Peki Nurdan, sen Kaş'ta yaşıyorsun. İstanbul'dan kalkıp Kaş'a gidiyorsun. Kaş'tayken gidiyorsun Antakya'ya. Antakya'da bir deprem yaşıyorsun. Depremin tam ortasında kalıyorsun. Kaldım. Sonra apar topar pılını pırtını toplayıp İstanbul'a geliyorsun. Sıkıntılı günler herhalde ve ya deprem yaşandığında Antakya'daydın. Tabii, değil mi? Oradaki bütün bu acılara şahit oldun. Tabii dostlarımız, arkadaşlarımız, yani biz belki daha küçük sıkıntılarla bunu atlattık diyeyim. Yani atlatma, evet, da çok şey değil ama tabii orada empati yapan, duygusal, hayata biraz olsun insan gibi bakan herkes oradaki yaşamı gerçekten derinliklerinde yaşıyorsun. Yani oradaki acıyı. Ben sadece depremi işte yaşadım, 2 dakika yakın sallandım, işte oğlum, eşim falan hep bir aradaydık. Çok kötüydü gerçekten. Ben 99 depremde burada da yaşamıştım. Evet. Ama hani orayı geçtim. Oradaki travma inanılmaz bir şey. Evet. Yani evin var, evler sağlam ama çadırda yaşamak zorunda. Hı hı. Bunu anlatamazsın çocuklara. Artı yani o çok sonraki olay. Tabii ki bizim orada olduğumuz süreç içindeki enkazda kalan insanların yaşadığı, evet, sıkıntılar zaten, evet, bize bunu çaresizlik olarak, çaresizlik, siz daha iyi, yani o, evet, değersizlik ve çaresizlik travmasını biz orada birebir yaşadık. Eminim işte ekranları önünde ve gidemeyen herkes, bunu insan, hı-hı, olan, hı-hı, herkes bunu yaşadı. Bunu yaşatanlara da buradan yazıklar olsun diyorum.
Yani tabii ki deprem olması yani olabilecek bir doğal afettir adından belli ama bu süreçteki yani biz 2-3 güne yakın benzin alamadan almaya çalışıyoruz. Radyo dinleyemiyoruz. Benzin bitsi benzin istasyonlarında benzin vermiyorlar. Cebinde nakitin var mı diye soruyor. Bankalar evet, yok. Yiyecek evet. Alacak yer yok. 2 gün bisküvi yedi benim oğlum arabada. Şimdi bunlar önemli değil. Biz işin hayatta kalabilir tarafındayız. Ve bir anda sudan çıkmış balık gibi bir, oluyorsun. Tabii. Ben de bir saat önce İstanbul'da Kağıthane'de olan bir deprem için yorum yapmıştım. O süreçte Maslak Kağıthane bölgesinde yaşadığımız için. Ya dedim o dönem bunu yaşadık demeye kalmadım. Ayaktaydım ben. Uyumamıştım. Bir saat sonra inanılmaz bir şeydi. Yani bekledik. Biter diye bekliyorsun. Öyle bir şey yok. Çok ağırdı. Yani çok şey kırıldı, döküldü. Önemli değil. Biz oraları gerçekten geçtik. Yani oradaki dostlarımızın, tanıdığımız insanların yaşamını evet, kaybetmesi, evet. Süreç. Ya orada biz gezerken insanların enkaz altında olduklarını evet, bilerek evet. O arabayla geçmek çok ağır şeyler. Evet, bu evet. İnsan olana büyük bir zulüm. Evet. Biz bunu çok kolay yani unutamayız, unutmamamız evet. Gerekiyor. Şu an biz normale döndük, herkes güzel, tamam tabii de dönülecek, ben ona da bir şey demiyorum ama gerçekten orada şu an, asıl şu an yani desteğe, her şey maddi değil, yani nasılsın diye. Çünkü beni aramayan çok dostum oldu. Hı-hı. Ve ben şunu söyledim, ölmedim ama iyi değilim dedim. Yani hı-hı. Ölmedik tamam, haklısın evet. Ama iyi değiliz. Yani evet. Şimdi evet. Orada... hayatlarını kaybetmemiş ama o travmayı yakınlarını kaybederek kendisi enkazdan çıkan evet. Maddi manevi yaşayan ya yok yani orada çok büyük bir yalnızlık var. Evet. Bu tam da tanımlıyor dediğin. Evet. Evet ölmedik ama iyi de değiliz. Kesinlikle. Ve de bu da çok toplumsal uzun travmayı tam da anlatıyor tabii. Ve sürecek yani. Elbet bu travmayı biraz daha sanatla, biraz daha başka şeylerle, dayanışmayla, tabii. Biraz da birliktelikle, insanları yalnız bırakmamakla, koşullar. İnsan olduğunu hatırlayarak tabii. Ve karşıdakinin de insan olduğunu hatırlamakla bunlar geçecek. Kesinlikle. Bize yine iki türkü yani söylese. Maddi koşulları düzeltmek çok önemli. Sonuçta evet. İnsanlar her şey bu evlerde, da değil sadece. Tabii evet. Yani çadırlarda işte şu an gelen bilgiler birçok arkadaşa diyorum. Uyuz çok problem. Yani bunlar çok gerçekten incitici şeyler. Evet, hangi yüzyılda evet. Yaşıyoruz? Evet. Yani benim yaşadığım yer Arsuz, Adana'dan atıyorum maksimum bir saatte rahat ulaşılan evet. Bir yerde biz benzin problemi yaşadık. Evet. Yani o yüzden bunları çok iyi gözden geçirmek gerekiyor. Evet. Bence deprem seçimin çok üstünde bir olaydı. İnsan evet. Olmakla ilgili evet. Bir sınavdı aslında. Ama lütfen bu değersizlikleri düşünün. Oy atmaya gittiğimizde. Bize bu değer gerçekten biz bunu hak ediyor muyuz bu değersizliği? Evet. Çok evet. Önemli. Yani oraya gittiğimde evet. Ben bunu neden ya ben bir öğretmen izledim. Yani her gün ağladık biz. Herkes de ağlamıştır eminim. Ben de yıllarca devlete de hizmet ettim. Bir askeriye gidip yardım istiyor. Kardeşim ben de devlet memuruyum ne olur diyor. Ve bütün ailesini kaybetti. Evet. İşte bu insana karşı hepimiz borçluyuz. Evet. O yüzden lütfen oy kullanmaya giden ki ben biliyorum Cem TV izleyenleri farklı düşünmüyordur ama bu vicdan muhasebesini yaparak ben kardeşim evet. Değerliyim. Böyle bir süreç. Değersizlik sürecini bize maalesef çok ağır yaşattılar ve yaşatıyorlar evet. Diye düşünüyorum. Aslında bu anlamıyla da her verilen oy kişinin kendine verdiği olan değeri gösteriyor. Gelecek. Kendine saygı saygın var mı yok mu? Tabii, ona göre oy ver. Yani kendine saygı duyuyorsan ona göre oy ver. Saygı duymuyorsan, kendini bir hiç olarak görüyorsan da ona göre oy ver. Ben bu kadar basit. Ben zordayken benim yanımda evet, evet, devletim bu kadar yoksa basit. Yanımda bir gerçekten bir sıcak çorba yoksa bakın evet. Anlatıyorum çorba da yoktu, şey de yoktu. Arsuz ki yani Antakya kadar büyük darbe almadı aldı ama almadığı halde yani o sistemin kurulması tamam çok büyük bir depremdi bunları da anlıyoruz eyvallah ama bir ön hazırlık, o anki müdahale hepsinin farkındayız. Çok detaya evet. Girmek istemiyorum. Yine de söylediğim gibi altını çizerek benim bir insan olarak gördüğüm şey değersizlik evet. Ve çaresizlik. Çok ağır evet. Bir şey. O travmaları siz eminim akşama kadar size gelen hastalarda görüyorsunuz. Çok kolay da çözülebilecek bir şey değil. Hı-hı. Bu ancak dost elleriyle. Samimi bir nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı? Yani gerçekten durumun neyse ona kadar önemli değil. Ne kadarsa. Maddi değil sadece. Ama evet. Elini tutup bir portakal üreticisinin ürününü pazarlamak. Yani orada ne gerekiyorsa. Çünkü o insanların hayatı durdu. Parası olanın da durdu. Olmayanın da durdu. Herkes her çevreyi doğru analiz etmek gerekiyor. Ben açıkçası hala Hatay deyince bir seneye yakın kaldım. Çok fazla değil ama böyle kalbimden böyle iyi ki gittim dedim.
iyi ki gördüm. En mutlu hallerini gördüm. En pozitif, çok pozitif insanlardı. Çok gerçekten insan seven bir yerdi. Çok inanılmaz bir insan yapısı vardı. Çok üzülüyorum. Ya yani bunu kimse hak etmedi. Evet. Ben hadi bakalım. Ağlayabilirim şimdi. Hadi bakalım. Peki. Geçiyoruz. Bu sene Aşık Veysel yılı. Aşık Veysel yılı. O yüzden bir Aşık Veysel türküsü söyleyelim. Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir kerecik baktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Bilmem hangi burç yıldızı, bu dertler yareler bizi. Gamze okun bazı bazı, yar sineme taktı geçti. Gamze okun bazı bazı, yar sineme taktı geçti. Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım. Ben bu sırra eremedim. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Şeyle devam etsen, onu ben istemiş olayım. Bir vapur geçer Varna önünde, Nazım'dan şöyle. Hadi bakalım, ağlayarak öyle. Evet, Nazım'dan. Evet. İnanılmaz bir... Çok etkilenirim çünkü bir hasret, evlada hasret, vatana hasret. Evet. Bundan daha güzel ifade edilemez. O yüzden çok değerli. Buradan da onu saygıyla anıyoruz. Bir vapur geçer Varna önünden. Oy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer Boğaz'a doğru. Nazım usulcacık okşar vapuru. Yanar elleri, yanar elleri, yanar elleri, yanar elleri. Yürek değil çarkmış bu manga gönlünde. Teper paralanmaz taşlı yolları. Bir vapur geçer Varna önünde. Oy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer Boğaz'a doğru. Nazım usulcacık okşar vapuru.
yanar elleri, yanar elleri, yanar elleri, yanar elleri. Teşekkür ederiz. Buradan Nazım Hikmet'i anıyoruz. Divaneli'ye selamlar. Önümüzdeki hafta Varna'dan geçeceğim. Kızlarımla Roma'ya gideceğiz. Güzel. Oturum süremizi uzatmak için. Çok güzel. Hep Varna'dan geçerken Varna'nın çıkışında Nazım Tepesi diye bir yer var. Orada hep konaklarız, dururuz biraz. Nazım hep gelip o tepede şiirler okurmuş. Karadeniz'den hep Türkiye'ye bakarak hep anlatırlar orada. O Nazım Tepesi genelde şiir. Nazım'ın gelip şiir okuduğu yermiş. Hasret ve çünkü. Orada da yol geçiyor. Biz oradan geçip Romanya'ya gidiyoruz. Hasret yani. Evet. İnsanın yüreğindeki yani her şey maddi değil. Evet. Asla değil. Alıştığımız duygular. Ben Kırşehir'de büyüdüm. Asla ırkçı olmadım hayatım boyunca. Ülkemi çok sevdim, yurdumu, insanlarımı, Anadolu insanı olmaktan hep gurur duydum. Ama katmer kokusu gelince de dağılıyorum. Şimdi bu böyle bir şey. Yani insanın aitlik olduğu, ait olduğu daha doğrusu duygular var. Evet. Bilinçaltı sizde yer o. Evet. Oturup oradan neler yaşadı? Yani orada bir, dediğim gibi Anadolu'da bir ağacın altında olmayı
Evet. Sevdiklerini yani lazım, görmeyi. Hep, lazım hep tabii, buralara vurgu yapıyor. Çınarlar. İşte evet. O geçmişteki o duygulara tutunmak, onu kıymetli bilmek. Bilmek. Ondan saptığı zaman kişi kendisini kaybediyor. Kaybeder. Değerlerini evet. Kaybediyor. İşte değerlerini kaybetmemenin yolu, kendini kaybetmemenin yolu, dönüp tarihine, geçmişine bakıp o kıymetli şeyleri tutunmak, onları da kaybetmemek. Tabii. Bu şu demek değildir. Geçmişte yaşamak demek değildir. Değil ama asla. Bunu kendi içine alarak o güçle devam etmek demektir. Öbür türlü yoldan sapıtıp çıkmak anlamına tabii, geliyor. Yani, başka bir anlama gelmiyor. Ufuk hadi iki şarkı söyle hadi sen. Hadi bakalım sen. İki gidiyoruz ona göre evet. Hazırla. Hocam yine nerede albümden şey yapalım ondan sonra. Ama bir... olmuyor şimdi sen hep albüm gidiyorsun. Peki. Ben hep türkü söylüyorum diyorum. Baskı yap, baskıyı adama ya. Biz alıştık ama psikolojik baskılara dinliyoruz. Ondan sonra beraber bir şey söyleyelim. Olur mu? Peki. Valla Ardahan gelecek galiba. Hadi yok, bakalım yok. Söyleyelim. Şimdi albümden mi söylüyorsun? Albümden evet. Nerede hocam? Gene İbrahim Karaca'ya ait sözler. Hangi isim, müzik bana ait. Hangi nerede? Eser nerede? Nerede? Peki göndersin arkadaşlar. Çok güzel, çok naif. İnanılmaz güzel. Teşekkürler. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Hareketli devam edelim o zaman tamam. Hocam. Kahveyi kavururlar. Hadi kavur bakalım. Bizim köyün adeti.
güzel yarından güneyim. Gizli de gizli yarı sever, boşuz yarı sevini söylemeli. Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli yarı sever, koşup yarı sevdiğini söylemeli. Eyvallah, yüreğine çok sağlık. Çok keyifli. Ufuk çok demek güzel. Demek cilvelileri seçiyorlar. Doğru zaten. Öyle. Diyorlar ki. Yerde cilve ya. İbrahim Karaca çok psikolojik bir eser yazmış. Ufuk Çoban da okumuş. Değme gitsin diyorlar. Duydun mu? Duyduk bunu vallahi. Konuşuyorlar insanlar. Ufuk Çoban diyorlar. İbrahim Karaca'nın bir eserini okumuş gidiyorlar. İbrahim abiye de selam olsun. Çok güzel gerçekten. Sözler muhteşem. Birlikte sen de güzel bestelemişsin. Çok hakikaten güzel olmuş. Çok teşekkür ederim hocam. Yani özel bir tarz. Seni. Yani. Naçizane hani kardeşim benim o ama hani insanlığını, ruhunu, her şeyin çok terbiyesini benim için çok önemli. Yani çok yetenekli olmak benim için ikinci sırada. Evet. Düzgün önce insan, bir kişiliği, bir duruşu insan, olmalı. Bu olmadığı sürece yaptığın doğru hiçbir şeyin olacak. Kıymeti yok. Kesinlikle hiçbir hocam. Şeyin kıymeti merhametli, yok. Önce adam olacak. İnsan, tabii. Dimdik duracak, tabii. Delikanlıca duracak. Sonra başarıları neyse, ne eklenecek yapıyorsa o. Onlar sonra eklenecek. Bir olmadan eklenecek. Sıfır, onlar sıfır bence. Öbürlerin hepsi sıfır kalır evet. O zaman. O yüzden bir evet. Nedir önce doğru doğru olmak, doğru ruh. Çok yani, doğru. Yani ben Ufuk'un naifliğini tarzında da yürüttüğünü biliyorum. Evet, Bülent Ortaçgil şeyi, ekolü gidiyor. Onu gerçekten başarılı devam diliyorum. İbrahim abiye de buradan yine sevgiler. Yine döktürdün abi, bana yapmadın ama bak ben onları yazıyorum. Tamam geldim, geldim artık İstanbul'a. O zaman şöyle yapalım, İbrahim abiyle ortak bir çalışma yapalım. Yok, sen söyle. Öyle bir şey söylüyor da ben yoktum. Peki yoktum. Şöyle yapalım. Ben biz yoktum. Bir reklam arası verip İbrahim abiye biraz telefon açıp çatalım. Sonra da programa devam edelim. Tamam, olmaz mı? O sevinir olmaz ya. Mı? Reklam sonrası buradayız. Çok şekerim. Bir gün tende yar yüzüm çevirmiş bende. Ölüyorum, ölüyorum. Yar yüzüm çevirmiş bende. Ölüyorum, ölüyorum. Demi demi, şirin demi. Gelir geçer dünya gamı. Şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Der ki yoktur çare, haber verin nazlı yâre. Ölüyorum, ölüyorum. Haber verin nazlı yâre. Ölüyorum, ölüyorum. Demi demi, şirin demi. Gelir geçer dünya gamı. Dost demi demi, şirin demi. Gelir geçer dünya gamı. Demi demi, şirin demi.
gelir geçer dünya gamı. Dost demi demi, şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Ben böyle evet. Tabii gitarımız çok güzel ama tek gitarla gelmişse ona uygun da türküler seçiyoruz bu arada. Şimdi senin Hüseyin Turan'la yaptığın bir klip var. Evet. Bir yandan Hüseyin Turan'la siz Mior 1'de çalışıyorsunuz beraber. Evet, yani yönetim arkadaşız diyelim. Değil mi? Ben üst kurulardayım. Görüşüyorsunuz, tabii, evet. Tabii tabii, çok eski arkadaşım. Benim askerlik arkadaşım derim. Yani çok eski tanıştık. Beraber askerlik mi yaptınız? Öyle ama yol arkadaşlığı aynı. Ben askerlikle yol arkadaşını aynı görürüm. Peki. Çok önemlidir yani. Hüseyin'i gördüğümde, Hüseyin programa gel diyorum. Bazen o bir şey çok var, yok. Mesele. Onu sürekli gündeme getiriyor. Hüseyin, sen onu anladın. Peki, gelme. Zaten ben de çağırmıyorum seni. Hoş, hadi bakalım. Seçimleri alalım da. Herkes, peki, kim evet. Gelirse gelsin, kimse gelmesin gelmesin. Evet, hadi çok bakalım. Çok önemli bir süreç. Hadi bakalım, hadi. Güzel bir. Arkadaşlar göndersinler. Evet.
Evet, gayet güzel olmuş. Böyle kolektif bir çalışmayla güzel bir şekilde görüntülü hale de getirmişsiniz. Çok seviyorum. Bu eseri çok seviyordum. Mehmet evet. abinin, zaten Mehmet Kümüş buradan evet. ona da çok teşekkür ediyorum. Mehmet Dursun abinin yiyor bir de emekleri çok fazla. Her konuda. Buran Şeşen olmak üzere hepsine selam, aynen. sevgiler buradan gönderiyoruz. Buradan bütün yönetimdeki arkadaşlarımızı, evet. büyüklerimizi, üstadlarımızı, evet. belki Sakkale'de. Evet, Buran abiyle zaman zaman konuşuyoruz. Mehmet Kümüş'le zaman abi. Zaman konuşuyoruz. Yani zor bir süreç evet. siz de yaşadınız. Yani evet. Dik duruşu olan bütün sanatçılar, insanların yaşadığı bir süreç bu. Evet. Sanatçı olarak bizlerin de tabii ki engelleri yok değil ama önemli olan hedefleri doğru koymak. O yüzden evet, de mücadele etmek. Bu ekiple olmaktan hep gurur duydum. Evet. Düzgün, dürüst, temiz insan, çok doğru bir ekip. Evet. Güzel bir ekip, güzel bir kadro. Kesinlikle temiz, evet. yani niyet çok önemli. Kesinlikle. Hüseyin de sağ olsun geldi, eşlik etti. Dediğim gibi Mehmet abinin ezgi müzik. Sözü Dursun Ali Akinet, ona da buradan evet. sevgiler, çok sağ olsun. Oluştu böyle. Biraz deprem girince biraz geç oldu. Evet. Geçen dönemden hazırlamıştık. Çok da güzel bir aşk şarkısı. Seveceğini düşünüyoruz. Gayet güzel. Sağ olun. Peki şimdi bize ne okuyacaksın? Şimdi bir küçücük hemen si ver bana. Gelmiş bahar, yazlar neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar söyleyin. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neyleyin. Dinleyin derdimi dağlar söyleyin. O yardan bir haber verin, öleyim vallah vallah, öleyim billah billah, öleyim valla valla hey. O yardan bir haber verin, öleyim valla valla, öleyim billah billah, öleyim valla valla hey. Halim çok perişan, dermanı yoktur. Bu dünyada bir yar sevdim, el aldı. Halim çok perişan, bağrım yaralı. Bu dünyada bir yar sevdim, el aldı. Konuşacak bir tek dostum kalmadı vallah vallah, kalmadı billah billah, kalmadı valla valla hey. Konuşacak bir tek dostum kalmadı valla valla, kalmadı billah billah, kalmadı valla valla hey. Hemen arkasına. Hadi bakalım. Mahsuni Şerif'i burada saygıyla evet, anıyoruz. Saygıyla. Bu o zaman bu dönemin en önemli ozanlarından onun noktasını koyayım. İbrahim abi'den gene bir şarkı okuyacağız. Ama Nurdan ablayla beraber ortak okuduğumuz, yani sen o kendi oku, albümünde okudu. O zaman beraber okuyun. İlk albümde söylediğim sen gidersen. Sen oku, ben sana minik minik tamam. eşlik ederim keyifle. İbrahim Karaca ve Mehmet Gümüş ortak bestesi. Sen giderken bu da. Resmen örgüt kurmuşsunuz ya. Ya biz öyle hani odaklanıyoruz. Lütfen. Sen gidersen ayrı telden çalar rüzgar, şarkıların düzeni bozulur. Sen gidersen yalkovulur güvercinin kanadı. Akşam iner o bulutlarıma. Şal gibiyim, sar beni. Sen gidersen güneşe çevirir, koru beni. Bunun adı ayrılık değil gülüm, el ele değil yele ver beni. Örselenmiş dal gibiyim, sar beni. Sen gidersen güneşe çevirir, koru.
beni. Bunun adı ayrılık değil gülüm. Gülüm değil geleber beni. Keskinlerin kayalıklara sen gidersen bir barikatta bulurlar ölümü. Yağmurlar dolar üstüme. Örselenmiş dağ gibiyim sarfedi. Sen gidersen güneş bir bunun adı ayrılık değil gülüm. Hele değil yürever beni. Örselenmiş dağ gibiyim sar beni. Sen gidersen güne çevir kur beni. Bunun adı ayrılık değil gülüm. Hele değil yürever beni. Ele değil yere verdi. Evet, sonunu güzel bağlamış. Ele değil yele ver beni. Yele ver beni. Yel savursun dursun. Götürsün. Peki bunun üstüne ben Dertli Divani'den bir deyiş okuyayım. Çok Ufuk güzel. Sen de eşlik edersen. Tabii ki hocam. Biz herkes birbirine şu. Sevgili. Evet. Dedim hiç teklif yok. Gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembedem. Perlercem olmuş bir yerde arana göründü perde. Gel gir düşmeyesin derde. Buraya aca geldin madem. Girdim mektebe irfana, mana öğrettiler bana. Vussat oldum ilmi kana, cümbal vahdette bu dem. Okudum elifi peyi, fark eyledim teyi seyi. Saki destinde kimeyi, sundun şeyledi ol dem. Oldem açıldı can gözü, cemala karşıdır yüzü. Zedemden sıyrıldı özüm, şükür nasip oldu yadem. Ademde hakkı bulmuşam, bahri ummana dalmışam. Vahdedi ahe dolmuşam, sanma ki ademden yadem. Dertli divani okudu, lef-i mahfuzdan okudu. Aba hırka şaldı okudu. Eğer bu işten üstadem, aba hırka şaldı okudu. Meğer bu işte üstadem, meğer bu işte üstadem. Üstad'a da selamlar. Evet, Dertli Divaniye'de buradan selamlar, hürmetlerimizi, sevgiler. Selamlarımızı göndermiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar, hayat ne olursa olsun işte bir yerden bir yere göçüyorsunuz, uyum sağlamaya çalışıyorsunuz, bir yerde acılara gark oluyorsunuz, bir yerde yokuş inip bir yerde tepe tırmanıyorsunuz ama hepsine türküler eşlik ediyor, aynen. Hepsine sanat eşlik ediyor. Çünkü insanın iç dünyasında her yerde bir şey akıyor, bir duygu akıyor. Evet. Önemli olan bunu güzel bir şekilde dile getirmek, aktarabilmek. Bunu iyi bir şekilde aktardığında
bu duyguya ortak olacak çok kişi var. Kesinlikle. Çünkü o tepelerde yuvarlanan çok, çok insan var. Çok kişi var. Değil mi? Ortak duygular zaten. Evet. Yani evet. Önemli olan onu gerçekten iyi niyetli ve yürekten söyleyebilmek. Evet. Samimiyet. Ben evet. Çok inandım samimiyete. Bir türküden bu kadar çok insan benzer şekilde etkilendiğine göre demek ki şudur. Aslında bu yaşantılarda, yaşamlarda yalnız değiliz. Çoğu insan benzer şeyler yaşıyor. Kesinlikle. Bazen insan öyle bir yalnızlık, öyle bir acı, öyle bir baş edilmesi güç olay yaşıyor ki zannediyor ki dünyada sadece bunun başına geldi. Niye ben bunu yaşıyorum diye düşünür. Aslında sadece o değil. O değil, herkes yaşıyor. Binlerce insan tabii buna benzer şeyleri yaşıyor. Atlatamayınca onu düşünüyorsun. Evet. Neden ben diye. Ama evet. Onu çizgi geçtikten sonra bakıyorsun ki gerçekten bu hayatın kaydısı bu yani. Biz tabii çocukken hiç ölüm olmayacağını düşünerek yaşadığımız evet, için evet. Yani yaşadığın her şokta da tabii kabullenerek hayata kabullenerek bakmak zorundayız. Hepimiz evet. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Evet. Buradan gerçekten depremi yaşamış, depremi çok ağır yaşamış bütün o dostlara hayatta kalmayı başarmış her şeye rağmen. Yani onların yanındayız, onları çok seviyoruz. Bütün türküler, bütün türkü sevenlere gittiği kadar onlara daha fazla gitsin, daha moral olsun. Evet. Hayata dair dirençlerini lütfen arttırsınlar istiyoruz. Her daim onların yanlarındayız. Yani bir telefondur. Mutlaka evet, diyalog evet. Kurduğumuz arkadaşlarımız da var o bölgelerde destek olan. Her zaman, biraz biz de kendimiz toparlama sürecindeyiz ama Hatay'da benim ikinci vatanım oldu. İlk Kırşehir'di. Evet, gerçekten evet. O acılarla başka türlü bakmaya başlıyorsun. Geride bıraktığın şey çok ağır, acıtıyor. Çok ağır, evet. Böyle vedalar çok ağır. Tabii biz evet. Yine bizim vedamız çok normal. Diğer türlü acılarla veda edenlerin yanında gerçekten evet. Konuşulacak şeyler evet. Değil. Ayaktayız, hayattayız ama o kötü istemediği vedaları yapanların yanındayız. Yüreklerindeyiz. Evet. Olabiliyorsak ne mutlu. Onlara evet. Şarkılarımızı gönderiyoruz. Bu acılara tuz ekmekten başka bir şey yok. Bu tabii tuz da ki. Bu şarkılarla oluyor. Sendeyiz o zaman. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim ne olacak belli mi olur? Oy. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim ne olacak belli mi olur? Yolculuklar belki biraz canın yanar. Düştüğün yerden doğrulup başlar o zaman ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar belki biraz canın yanar. Düştüğün yerden doğrulup başlar yine İlk adımlar. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim ne olacak belli mi olur? Oy. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim ne olacak belli mi olur?
olacak belli olmuyor. Hem kim ne yaşayacak, gidişat ne olacak? Bu her zaman belli olmuyor maalesef. Tabii ki yani. Yaşam ne getiriyor, ne getiriyor? Bir plan yapıyorsunuz, bakıyorsunuz yaşamın planları bambaşka bir yerden akmaya başlıyor. Evet. Yani bu şu anlama geliyor ki aslında hayatın her şeyini kontrol etme şansınız yok. Asla. Asla yok hatta. Olup bitecek, geleceği tamamen denetim altına alabilmeniz, kontrol şansımız edebilmeniz yok. Mümkün değil. Maalesef. Ama düzgün bir insan olmak her zaman elinizde. Kesinlikle. Değerlerle düzgün. Hareket etmek her zaman elinizde. Her zaman göçüp gittiğinizde iyi anılmak, kötü anılmak tamamen sizin elinizde. Yani. Ben saygın bir yaşam sürdüm ya da saygın olmayan, çarçur edilmiş bir yaşam sürdüm demek her zaman mümkün. İnsanın kendi elinde. Aklıma bir şey geliyor. Sağlam acaba... olmak. Evet. Sağlam insan olacaksın. Aklıma geleni söylemeyeceğim çünkü programımızın sonuna geliyoruz değil mi arkadaşlar? Biz çok hızlı şey yaptık ama peki. Yani dostluğumuz da yani var. Bir an böyle, bir sürü istekler falan yapmak gibi şeyler geçiyor. Tamam, vazgeçtim, olsun, anlaşıldı. Olsun. Peki o bir halde ben çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu sıcak ederiz. Muhabbet için sadece muhabbet değil aslında samimiyet. Dertleşmek bir yanıyla. Biz sadece üçümüz dertleşmiyoruz aslında. Ekranları başındaki kesinlikle. Tüm dostlarımızla dertleşmiş oluyoruz. Tabii. Çünkü bu bahsettiklerimiz herkese tanıdık gelecektir. Herkesin yaşamında herkes. Olup bitenler. Tabii, beraberce dertleşiyoruz aslında bunları yaparken sevgili var. Dostlar. Nurdan İpek çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel çalışmalar. Hayat çok güzel. Evet, güzel şeyler katıyorsun. Güzel. Acılar da peşini bırakmıyor. Aksilikler aralar, de peşini bırakmıyor. Aksilik gibi değil de hayatın ben şöyle baktım. Belki de hayat böyle bir şey. Ya ben mesela deprem olayında da Hatay'a gidip bunu yaşamış olmaktan şöyle bir ders çıkarttım hayatımda. İyi ki gittim dedim. İyi ki tanık oldum. İyi ki bu yaşama tanık evet, oldum. Evet, o güzelliklere tanık oldum. Evet. Ve öyle dostlarım oldu. Tabii acısıyla tabii acısı var ama bu acı onları tanımaktan şu an aradığımda orada dostlarımın olması ki geçen yıl yoktu. Yani bir sene önce çok az dostum vardı ama şu an o empatiyi kurabilmek de çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Asla bu acıyı yaşadığım için hani şey anlamda söylüyorum. Niye oraya gittim anlamda mutsuzluk yok. Evet. İyi ki gitmişim diyorum. Yani evet. O anlamda aksilik gibi değil ama genel bir tabii ki şanssızlık bu özel bana özel değil. Ama diyorum ki hayat çok kısa. Hayatta gerçekten vicdanlı, kendine vicdanlı bir kimselere değil. Ben kendimle yarışırım. Kendi hayatımda kendimi mutlu hissettiğim ve kendimi dürüst hissettiğim zaman bunu mutlu ve içime daha evet. sindirebiliyorum. O içindeki vicdan ve merhamet kaybetmemek. Çünkü kesinlikle. İnsandaki en tanrısal güç budur. Aynen. Değil kaybettiği mi? Zaman onun sonu evet, yok çünkü. Onun gidiyor. Sonu yok. O yüzden çok... insanın hayvanlaşma süreci aynen, başlıyor o zaman. Aynen, o yüzden biz... Merhamet ve o vicdanı kaybettiğinde empati, hayvanlaşmaya başlıyor insan aynen. maalesef. Şekil suretinin insan suretinde olmasının bir kıymeti kalmıyor. Kalmıyor kesinlikle. Evet. Hayvanlara da haksızlık oluyor bu arada evet. bazen. Evet. Yani çok ruhları gerçekten inanılmaz hayvanlarında evet. canlı olarak soysuzlaşmamak gerekiyor. Evet. Hayat çok kısa, çok küçük kötü şeylerle yani kötü olmayacaksınız, iyi olacaksınız. Evet. Önce kendinizi seveceksiniz sevgiyle, merhametle ve vicdanla. Evet. Hayat bu saygı bunda başlıyor çünkü. Ben çok memnunum, çok mutluyum. Ekranları başında bizi izleyen bütün dostlarıma iyi ki varsınız diyorum. İyi ki türkülerimizi bizle birlikte dinliyoruz ve söylüyorsunuz. Öyle büyüyoruz diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ve Ufuk Çoban çok çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun bu yeni çalışman albümünde. Çok teşekkür ederim. Böyle yeni çalışmalara motivasyon olur bu. Umarım hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sevgili Cem TV izleyenleri, içimizdeki sesler programının geldik sonuna. Evet, yaşamda bazen acılara da bakıyoruz, iyi şeylere de bakıyoruz, umuda da bakıyoruz. Gelecekte olası güzel şeylere de bakıyoruz. İyi insanlara da bakıyoruz, kötü insanlara da bakıyoruz ama yönümüz hep iyi insanlara, yönümüz hep çizgisi olan, yönümüz hep düzgün duran, yönümüz hep topluma faydalı olan, örnek olan, çocuklarımıza gelecekte model olacak düzgün insanlara dönmek yüzümüzü, onlara bakmak, onlar bu toplumun modeli olacak. Kin içinde, kibir içinde, kendini bulunmaz Hint kumaşı zannederek, üstünlük kurarak,
o narsizmin batağına batmış insanlara, içi kötülük dolu insanlara dönüp bakmayacağız. Bu iyi insanlara dönüp bakacağız. Toplum da değişecek, toplum da dönüşecek. Topluma sevgi hakim olacak, güzellik hakim olacak. O kin, kibir, nefret dili temizlenip gidecek. Bunu görüyoruz. Ve ufukta gelen insanlar var. Bunlar sevgiyi hakim kılacaklar. Bunlar adaleti hakim kılacaklar. Bunlar bölüşümü hakim kılacaklar. Bunlar bu topraklardaki sevgi dilini bu topraklarda tekrar hakim kılacaklar. Onlara hoş geliyorsunuz diyoruz. Hoşça kalın.